Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Çektiğim videolardan da haberdar olmak için zil butonunu açabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz elimdeki bu renklerden size çok güzel bir model hazırladım. Ve modelimiz de şu şekilde arkadaşlar. Modelimizin ismi Türkan Şoray Gözü ve Kibriği. Şu kenarlar kirpiye ve yandaki sık iğneler de arkadaşlar göz oyuntusu gibi. Şöyle bakıldığı takdirde bu şekilde tıpkı göze benziyor arkadaşlar. O yüzden oyamızın ismini Türkan Şoray Kibriği ve Gözü koyduk. Modelimiz bu şekilde. Ara suyu olarak da bu 5 zincirli tomurcukları, kirpikleri tercih ettik. Ve üzerine arkadaşlar sık iğneli yaprak. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, ikişer zincir çekerek bu şekilde tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Bu ara mesafesini 12 tane bu şekilde tomurcuklar yapıyoruz arkadaşlar. Sık iğne ile girdik içine. İlk başlarken aynı şekilde arkadaşlar sık iğne ile tığ battığımıza giriyoruz. Bir zincirimizi çektik ve yandaki tığ battıya hemen girip bu şekilde bir sık iğne yaptım. 5 zincir. 5 zincirimi buraya kapattım. Bir tomurcuk yaptım. Evet. Ara mesafesi olarak bu şekilde 12 tane tomurcuk yapıyoruz. Bir zincir çektim. Yandaki tığ battıya girdim. Bir sık iğne yaptım. Şimdi 9 zincir çekiyorum. 9 zincirimi çekip şöyle ters tarafına çeviriyorum yemenimi. Bir tane tomurcuk atlayıp ikinci tomurcuğumun içine bu şekilde kapattım. Bir zincir çekiyorum. 2 zincir çekiyorum. Döndüm düz yüzüne. Bir defa doladım. Yaptığım bu yuvanın içine girip 2 olarak aldım. Şimdi buraya 5 tane zincir çekiyorum tepesine trabzanımın. Kapattım kirpik olarak. Geri kalan kısma da 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğne yaptım. 4. sık iğnemi de bu şekilde buraya kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Döndüm. Buradaki 5 zincirli tomurcuğumu tepesine kapatıyorum. 5 zincirle dönüş yapacağım. 5 zincirimi çektim. Trabzanımın arasına girip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 7.'yi yine yuvada kapatıyorum bu şekilde. Tekrar buraya 8 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. 5 zincirli tomurcuğumun tepesine kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Dönüyorum. Yaptığım bu 8 zincirin arasına girip kapatıyorum. Geri kalan kısmını sık iğne ile dolduruyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 11.'yi de yuvada yapıyorum bu şekilde arkadaşlar. Sık iğnemi tamamladım. Şimdi arkadaşlar şunu yakalım. Yine düğümümüz geldi. Bu şekilde biraz boyunu kısaltalım. Ve bunu buraya şöyle sıcağıyla arkadaşlar yapıştıralım. Şöyle ön yüzünden gözükmeyecek şekilde arkadaşlar yapıştırdık. Ve yaprağımız da bitti arkadaşlar. Şimdi buraya bu çiçeklerimizin dallarını yapacağız. Evet, buraya dalımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 3 zincir. 2 defa doladım. Yuvaya girip 1, 2, 2, 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. 5 zincir. 5 zincirimi kapatıyorum.
kirpik olarak, buraya yuva olarak. Bu çiçeklerimiz için, gözlerimiz için yuva olacak bu 5 zincirimiz. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım arkadaşlar buraya ve dalımın bir tanesini tamamladım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum. Yuvaya girip 1, 2, 2, 2 olarak aldım. 5 zincir. 5 zincirimi buraya trabzanımın arasına kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Yine aynı şekilde kapattım sık iğne ile. Buraya 2 tane dal yaptık arkadaşlar. Şimdi buraya bir sık iğne yapıyorum. Dibine aşağı kaymaması için, destek için ve zincir çekmeye başladığım tığ battımın içine de sık iğne yapıyorum. Hem trabzan seviyesine inip hem de dallarıma destek yapıyorum. Bir zincir çekerek yine 12 tane ara suyu vereceğiz. Bir zincir yandaki tığ battıya girdim bu şekilde. 4 ve 5. Hemen zincirimin arasına giriyorum. Aynı tığ battıya değil, yaptığım sık iğnenin arasına giriyorum. Bu şekilde bir zincir yandaki tığ battıya gir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu bir zincirin ve sık iğnenin arasından girip kirpiğimi bu şekilde kapatıyorum. Yine bir zincir, hemen yandaki tığ battıya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buraya kapattım. Artık söylememe gerek yok arkadaşlar. Tığ battıya değil, bu bir zincirin sık iğnenin arasına demek gerek yok. Nasıl olsa 3 defa söyledim. Tekrar. Umarım anlaşılmıştır. Bir zincir, hemen hiç dolamadan sık iğne ile geçiş yap. 5 zincir. Buradaki arama girip kapattım. Bir zincir. Sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir. Sıradaki tığ battıya. Bu şekilde arkadaşlar 3-6 tane olmuş. Bizimkisi örnek amaçlı olduğu için yeterli arkadaşlar. Fakat ara mesafesi 12 tane verilecek. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 zincir kapatıyorum kirpik olarak. Ve yandaki sık iğneye de girip arkadaşlar bir tane de zincir çekiyorum. İpimi koparıyorum. Evet, şimdi gözümüzün yapımına geçelim. Bu şekilde yaprağımızı hemen ters çeviriyoruz modelimizi. Bu şekilde yaptığımız bu 5 zincirimizin içine arkadaşlar giriyoruz sık iğne ile. Buraya tutturduk. 11 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 zincirimi hemen yine yeşil yuvaya sık iğne ile kapattım. Yanına bir sık iğne de yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde kirpiğimiz daha hoş duruyor, daha güzel duruyor. Yanına bir sık iğne daha yaptım. 7 zincir çekiyorum. Döndüm düz tarafına. Yaptığım yuvanın içine girip kapattım. Bu birinci kirpiğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Kapattım. Bu ikinci kirpiğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Kapattım. Üçüncü kirpiğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şöyle hepsini aşağı doğru sıktırıyorum arkadaşlar. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen kapatıyorum. Buraya 5 tane 7 zincirden arkadaşlar bu şekilde kirpik yapıyorum. Şöyle iyice sıktırıyorum ki kalıp gibi dursun. Geri kalan kısmına bu şekilde sık iğne yapıyorum. Sık iğneleri saymıyorum arkadaşlar bu şekilde. Ne kadar dolması gerekiyorsa dolana kadar yapıyorum. Evet, bu şekilde şöyle
Kirpik kısmını yaptık. Göz oyuntu kısmını da yapıp göze benzeteceğiz arkadaşlar. Şöyle sık iğneleri biraz fazla olsun ki şöyle yuvarlak bir oyuntu olsun arkadaşlar. Şöyle bir oval göz şeyi verilmesi gerek. Şimdi doldurduk sık iğne ile kalan yeşil kısmını, kalan zincir kısmını. Yeşil yuvaya da şimdi arkadaşlar bu şekilde bir sık iğne yapıyorum ki meyil etmesini sağlıyorum. Bakın daha hoş duruyor. Bir tane de el yuvaya sık iğne ile girdim. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu buradan hemen kapattığım yerden bir tane bile olsun hemen ilmek alıp yanda yanık izi olmaması için, çünkü biliyorsunuz renkli iplerin siyahlığı daha belirgin oluyor açık renklere göre. Böyle arkaya çekiyorum bir ilmek olsun alıp boyunu da kısaltıyorum ve bir çakmak değdirip şöyle yapıştırıyorum. Evet, bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi diğer gözümüzün yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, yine ters tarafından çeviriyoruz modelimizi bu şekilde. Sık iğne ile bu yeşil yuvanın içine bu şekilde sabitliyoruz ipimizi. Yine 11 zincir. 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Yeşil yuvanın içine çektiğimiz 11 zincir monte ettim. Yanına da bir sık iğne yapıp monteden sonra yanına bir sık iğne yapınca kirpiğimiz daha dik durdu arkadaşlar. Siz de deneyin. Farkı göreceksiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi bu şekilde çekiyorum. Yuvaya girip kapattım bu birinci kirpiği. Tekrar 7 zincir. 7 zincirimi çektim. Yine yuvaya girip kapattım. İkinci kirpiği. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Kapatıyorum. Üçüncü kirpiğim. 5, 6 ve 7. Bu da dördüncü kirpiğim. Ve şöyle zincirden tutarak aşağı doğru meyledip sıktırıyorum bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen zincirimi kapatıyorum. Geri kalan kısmı arkadaşlar dolana kadar sık iğne yapıyorum. Kirpik kısmını bitirdik. Göz oyuntu kısmını yapıyoruz yani. 3, 4, 5, 6 ve 7. Şöyle biraz daha arkadaşlar çekersek daha güzel bir şöyle göz kıvrımı elde ederiz. 7, 9 tane. Öbürünü saymamıştık. Bunu saydık. Ve bir tane de arkadaşlar yeşil yuvamın içine de bu şekilde giriyorum ve sık iğnemi yapıyorum. İpimi koparıp şöyle arkada yakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Çok hoş ve çok zarif bir model oldu. Çok tatlı bir model oldu arkadaşlar. Yaprağı da kendisiyle ayrı bir güzel oldu. Evet, modelimizin yapımı bu şekilde arkadaşlar. Gayet kolay bir şekilde de yapabilirsiniz. Hızlı bir şekilde de bitirip takabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.